Yusuf Kaplan Milletin çocuklarını dar ağaçıyla korkutmanın bedeli ağır olur. CHP'li bir yönetici ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemesin diye tehdit etti önce. Sonra da gelen tepkiler üzerine özür dilemeye çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı. Aslında söz konusu kişi sakin ve makul bir siyasetçidir. Bu tür bir imayı bile en son yapacak CHP'lilerden biridir. Ama hadise bize en makul CHP'nin bile bilinçaltında altında en zor zamanlarda daracından darbeden medet umma inancının kök saldığını göstermeye yetiyor olsa gerek. Bu ülkenin sahibi CHP değil millettir. Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını daracına gönderilmiş bir başbakanın idamı imasıyla senin de sonun öyle olur diyerek tehdit etmek ülkenin sahibinin kim olduğu sorusunu akla getiriyor kaçınılmaz olarak bir kez daha. Bu ülkenin sahibi CHP mi? Ne münasebet. Ama onlar kendilerini rejimin sahibi biziz, ülkenin sahibi de biziz havalarına girmekten alıkoyamıyorlar. Öncelikle şunu bileceksiniz. Bu ülkeyi CHP kurmamıştır. Milli mücadele CHP'ye ait bir mücadele değildir. Bu ülkeyi millet kurmuştur. Millet mücadeleyi de hilafet düşmesin, bu vatan elimizden gitmesin diye millet vermiştir. Bunu bizzat Mustafa Kemal kendi kurduğu Hakimiyeti Milliye gazetesinde kendi adıyla yazdığı yazılarda açıkça böyle ifade eder. Hatta sadece milli mücadele demez. Milli mücadele ifadesini kullanır çoğu kez. CHP şunu kafasına kazıyacak. Bu ülkenin sahibi CHP değildir. Bu ülkenin sahibi millettir. Garplıların devşirmeleri ve milletin direnen adamları. Mesele şudur. Türkiye tanzimattan bu yana celladına aşık tasmalı devşirmeler tarafından adım adım içeriden ele geçirildi. Garpçı Jacobenler Türkiye'yi İslami yörüngesinden çıkarıp Batı uygarlığının uydusu haline getirme mücadelesi verdiler. Bu konuda millet sükunetini korumasını bildi ve yapılan şeyin Türkiye'nin İslami kimliğini ve medeniyet köklerini yitirmesi anlamına geldiğini bunun tarihten sürülmesine yol açacağını o muazzam basiretiyle ve ferasetiyle gördü. Bu milletin bin yıllık dünya tarihini yapmasını mümkün kılan, toplumu dimdik ayakta tutan İslami ruh köklerini, medeniyet dinamiklerini ve kültürel anlam haritalarını ve değerlerini diri tutacak, yok olmaktan kurtaracak yarma harekatları gerçekleştirdi. Toplum, batılılar tarafından zihnen devşirilen kişilerin toplumun İslami ruh köklerini kurutacak büyük tarihi yanlışlıklar yaptığını, bunun toplumu parçalayacağını, ülkeyi yok olmanın eşiğine sürükleyeceğini gördü ve Jacobenler gibi asla şiddete, darbeye, sopa göstermeye kalkışmadan yapılan büyük tarihi yanlışlıkları seçilmiş çocukları eliyle hatırlatmaya ve düzeltmeye çalıştı. Ama her seferinde çocuklarından birini kurban verdi. Menderes idam edildi. Özal öldürüldü. Muhsin Yazıcıoğlu gözümüzün içine baka baka katledildi. Erbakan önce darbe yedi, sonra siyaseten Adem'e mahkum edildi. Erdoğan, küresel sistemin lordları tarafından diktatör ilan edilerek ipi çekilmeye çalışılıyor. Küresel sistemin içerideki uyduları ve uzantıları da aynı şeyi yaparak Erdoğan'dan bir saddam çıkarma alçaklığına su taşıyor. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi sürecek. Nedir bunlar peki? Bunlar ülkenin bu ülkenin has çocuklarının elinden alındığının somut göstergeleridir. Ama bu millet teslim bayrağı çekmedi, çekmeyecek. Bu millet, bu milletin bin yıl dünya tarihini yapmasını ve en zor şartlarda dimdik ayakta kalmasını mümkün kılan İslam'ın sunduğu ruh köklerinin küllerinden yeniden doğacak bir yolculuğu sürdürüyor alttan alta. Düşe kalka ama yılmadan, kırıp dökmeden herkese hakikatin rahmet ve merhamet kanatlarını gelecek, tarihin önünde sürüklenmek yerine yeniden tarihi önüne katıp sürükleyecek bir medeniyet fikrini yeniden hayata ve harekete geçirecek öncü kuşaklarını yetiştirecek yolculuklara soyunmaktan asla geri durmuyor, durmayacak. Bu toprakları İslam vatan yaptı bize. İslam'ı kaybettiğimiz zaman bu vatanı da kaybederiz Allah muhafaza. Bu topraklarda farklı dinlere, kültürlere, etnisitlere mensup toplulukları barış ve huzur içinde laiklik değil İslam bir arada tuttu ve herkese hayat hakkı tanıyan hukuk, kardeşlik ve adalet düzenini laiklik değil İslam kurdu. Bu ülkenin yeniden tarih yapmasının yolunun İslami kimliğini, medeniyet ruhunu terk etmekten, dolayısıyla batılıların uydusu devşirmesi olmaktan geçmediğini yaşadığımız yakın tarih tecrübesi bize göstermeye yetmeli değil mi? Hiçbir ülke başkasını taklit ederek, başka bir uygarlığın uydusu haline gelerek tarih yapamaz. Taklitçiler de, uydular da sadece tarih yapanların soytarıları olurlar. Bakın tarihe, göreceksiniz bu yakıcı gerçeği. Kim ki bu ülkenin ruh kökleriyle, İslam medeniyetinin dinamikleriyle kavgalı, bilinsin ki o kişi veya kişiler bu ülkenin önünde takoz vazifesi görmekten ve ülkeyi sosyo-kültürel ve zihni olarak parçalanmanın eşiğine sürüklemekten başka bir işe yaramaz. Bu milletin çocuklarının dar ağacı imasıyla korkutacaklarını sananlar, nasıl yanıldıklarını milletin önüne gittiklerinde anlayacaklar bir kez daha. Sözün özü, bu millet hiçbir aşağılık tehdide boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu ülkeyi batılıların devşirmeleri üzerinden kontrol etmelerine son verinceye kadar... Bu ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesi sürecek. Birine